sanayi devriminin öncü ülkesi İngiltere olmuştur. İngiltere aynı zamanda 19. yüzyılda en geniş sömürge topraklarına sahip ülkeydi. Sizce bu iki olgu arasında nasıl bir ilişki olabilir? Sömürge topraklarından İngiltere'ye akan zenginlik sanayi devriminin ortaya çıkmasını kolaylaştırmıştır. Sanayi devrimiyle üretimin artması da sömürgeciliğin yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Sanayileşen devletler sanayileri için ham maddeye, Ayrıca ürettikleri çok fazla miktarda ürün içinde dış pazarlara ihtiyaç duyuyordu. Sömürgeleştirilmiş ülkeler sömürgeci devletler için hem ham madde kaynağı hem de malların satılacağı pazar haline geldi. Sanayileşen devletlerin büyük çoğunluğu sömürge imparatorlukları kurdu. Sadece Avrupa devletleri değil, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya gibi Avrupa kıtası dışındaki sanayileşen ülkelerde sömürge toprakları elde etti düşünelim, tartışalım. Sanayi inkılabı ve sömürgeciliğin yaygınlaşması Osmanlı Devleti'ni nasıl etkilemiş olabilir? Sanayi devrimi Batı Avrupa ülkelerinin teknolojik ve ekonomik gelişmişlik düzeyi hızla arttı. Osmanlı Devleti'nin sanayileşme hamlesinin dışında kalması sebebiyle Avrupa'ya karşı ekonomik rekabet gücü oldukça azaldı. Kapitülasyonların da etkisiyle Osmanlı toprakları Avrupa ülkelerinin açık pazarı haline geldi. Bu durum devletin ekonomik yapısının iyice bozulmasına neden olmuştur. Sömürge toprağı arayışındaki Avrupa devletleri Osmanlı topraklarını işgal etti. Fransa, Cezayir ve Tunus'u, İngiltere, Mısır'ı, İtalya ise Libya'yı işgal etti. Konuyla ilgili testler, soru çözümleri, interaktif etkinlikler, deneme sınavları ve daha fazlası için Morpa Kampüs'e üye olun. Bu videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutma.